Şey, o biraz önce Adem'in dediği cezaevinden çıkartma, cemaatlerin kökünü kazacağız ifadesi vardı. Son dönemlerde sizin de dikkatinizi çekiyor mu arkadaşlar? Yani cemaatler üzerine çok şeyler, ifadeler konuşulmaya başlandı. Bir gizli Diyanet raporundan bahsediliyor. Bir takım ilahiyatçılar çıkıyor, cemaatler çok tehlikeli deniyor. Yine bu mesela Kurban Bayramı'nda bir haber çıktı. İşte Süleyman Efendi'nin talebeleri cemaatine işte kurban derisi toplatılmaması konusunda üzerine gidilmiş. Bu ilk defa oluyor bir olay. Bu Cumhuriyet ve Aydınlık Gazetesi bunu haber olarak verdi. Şimdi cemaatler üzerine bir şeyler mi dönüyor arkadaşlar? Yani sıra diğer cemaatlere mi geldi sorusu da insanların peşinde aklına geliyor. Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın daha önceki o gizli raporlarında sızan işte yani bir devlet aklından bahsediliyor. Cemaatlerin kendi hallerine bırakılmaması gerekliliği ifade ediliyor çok sık. Bunların yasal bir statüye kavuşması ve hepsinin kayıt altına alınması gerekliliği ifade ediliyor. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlansın o dernek statüsü üzerinden denilenler var. Bunların tabii ifade edilmesi bir psikolojik zemin hazırlanıyor mu acaba? Sorusunu da beraberinde getiriyor. Doğan, sen ne diyorsun? Bütün bu son dönemde biraz artan bir dozajda cemaatler üzerine bu tür beyanlar var. Bunu sen nasıl yorumluyorsun? Oradan başlayalım. Ya çok etraflı bir mesele. Belki şöyle söylemek mümkün. Bu çok karanlık dönemden, 15 Temmuz süreciyle iyice karanlıklaşan dönemden olumlu bir şey çıkacaksa eğer, umarım öyle olur, bu bir temenni aynı zamanda. Türkiye'deki dini gruplar, cemaatler kendilerini reorganize ederek yeniden Türk toplumunda var olurlar. Bu bir ihtiyaç çünkü. Bunun nedeni şu, Türkiye'deki cemaatlerin örgütlenme biçimleri, buna Gülen cemaati de dahil, herkes şey gibi, Türkiye son derece demokratik bir ülkeydi, demokrasimiz Avrupa standartlarındaydı da vay bu cemaatler nereden çıktı gibi bir bakış açısına sahip Türkiye'de önemli bir kesim. Türkiye'deki dini cemaatlerin önemli bir kısmı Türkiye'nin kendi siyasi ve sosyal şartlarının ürünüydü. Yani Türk dini kitlelere karşı, dindar kitlelere karşı en azından algı düzeyinde büyük bir baskı falan filandan dolayı gizli örgütlenmeler olarak ortaya çıkmak zorunda kalmıştı bu yapılar. Türkiye demokratikleşirse, eğer o gün gelirse, yani bu karanlık süreci de atlatırsa, Türkiye'deki dini grupların, dini yapıların da daha özgür, daha şeffaf olarak varlıklarını devam ettirmeleri gerekir. Bu bir temenni. Fakat sözünü ettiği O çerçeve yaz bununla Doğan, ilgili o değil. temenniyi biz ikinci alt başlıkta konuşalım. Cemaatlerin statüsü nasıl olmalı? İkinci alt başlıkta konuşalım. İlk başlıkta bütün bu tartışmalar ısıtılıp gündeme getiren bu konular bize neyi ifade ediyor? Bir şeylere mi hazırlanıyor cemaatler? Ya şöyle sen söyledin, Diyanet'in kendi raporu bir defa. Düşünün ki Akif Bekir bile çok sert tepki gösterdi Diyanet'in raporuna. Ne oluyor? Düşünün, Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'deki dini cemaatlerin tamamını fişliyor ve kriminalize ediyor diye. Bu kesinlikle böyle çünkü. Yani sadece istihbarat yapmıyor, Diyanet yapıyor bunu. Geçen günlerde Resul Tosun Star yazarı denetlenmeli, devlete bağlı hale getirilmeli dedi. Bunun iki tarafı var bence. Türkiye'deki kendini laik kemalist olarak tanımlayan kesimlerin önemli bir kısmı çok açık bir şekilde zaten dini cemaatlerin tamamen ortadan kaldırılmasını gerektiğini savunuyorlardı. Şu anki siyasi şartlar, hep konuştuğumuz o Erdoğan iktidarında devlet içerisinde oluşan koalisyon Erdoğan'ı buna zorlayacak gibi görünüyor. Bunun altyapısı hazırlandı çünkü. İkinci ve bence daha önemli bir şey var. Erdoğan kendisi Türkiye'deki cemaatlerin tamamından rahatsız. Erdoğan çünkü kendi dünyasında kendi cemaatini kurmak istiyor. Biz bunu 5 yıl kadar önce aşağı yukarı İsmail Kara'yla Türkiye'deki İslamcı gruplar üzerine, İslamcı düşünce üzerine en yetkin isimlerden birisi çok ayrıntılı konuşmuş. Erdoğan'ın kendisi kendi Ama cemaatini kurmak Doğan istiyor. Yani hilafet istiyor kısmına itiraz ediyorum. kurdu Kurdu. da peki Adım adım zaten büyüttü. Şu anda iyi devam de Doğan ediyor. zaten kendi arka bahçesi değil mi cemaatler neden rahatsız daha Ama yetmiyor. yetmiyor. Ama hayır Ama ya, yetmiyor. şimdi Yetmiyor. şurada itiraz edeceğim. Evet. Bak burada itiraz edeceğim şimdi. Hani bazı izleyicilerimiz de diyor ki Adem bu cümleyi çok kullanıyor. Ya Erdoğan'ı tanımıyor muyuz? Erdoğan için çok temel bir kural vardır. Tam biat, daima biat ve asla soru sormamak. Asla itiraz Ya etmemek, asla cemaatler aykırı itiraz mı ediyor? düşürmemek. Erdoğan. Ya Erdoğan şunu istiyor. Bakın şimdi o bölüme de gireceğim. Erdoğan şunu istiyor. Türkiye'deki bütün cemaatler doğrudan kendisine bağlansın. Çünkü kendisini Halife-i Ruhi Zemin görüyor. Oğlu Bilal'in kurduğu TÜRGEV,
TÜGVA, bu tip vakıflarla Türkiye'deki tek cemaat olmayı planlıyor. Türkiye'deki bütün siyasi hareketli, dini hareketleri tasfiye edip, bölüp, ufaltıp, küçültüp hepsini bu yapı altı içerisinde kendine bağlamayı planlıyor. Yani her şeyi yönettiği gibi Türkiye'de dini de yönetmek istiyor Erdoğan. Gülen cemaatinin başına gelen şey Erdoğan'a biat etmemek. Bakın her şeyi bir kenara koyalım. Bu çatı başlık bu. El cemaat Erdoğan'a biat etmiş olsaydı bugün yaşadıklarının yaşamayacaktı. Süleyman Efendi cemaatinin başına gelen. Ya Erdoğan cemaati ikiye bölmek için uzun süre uğraştı. Cemaatin liderlerinden birini milletvekili yaptı. İkiye böldü. İkiye böldükten sonra bir tarafı destekledi, öbür tarafı sıkıştırdı. Yani şimdi Antalya bölgesinde olmuş. Ki cemaatin Antalya bölgesinde olduğu güç belli. Evet, o bölgede engeller çıkartılıyor. Yarın bir gün Süleymancı terör örgütü diye bir terör örgütüyle karşılaşmamızın hiçbir sürpriz tarafı olmayacak. Zannediyorum onlar nasıl, bu seçimlerde son seçimlerde Süleyman Efendi talebeleri AKP demediler galiba, değil mi? O konuyla ilgili bir demediler. Son birkaç seçimde o demediler. Zaman topun ağzında. Bu yüzden zaten hedefteler. Şimdi Furkan Vakfı niye hedefte? Yani Alparslan Kuytul Erdoğan'a biat etseydi böyle mi olacaktı? Erdoğan'a biat eden paraya boğuldu, imkana boğuldu, devlet imkanlarına sonuna kadar kapı açıldı. İtiraz eden de hapishaneleri ya da sürgünleri yaşadı. Şimdi Erdoğan'ın Diyanet raporu, Erdoğan'ın cemaatleri yönelik planı yeni bir plan değil. Erdoğan bunu zaten 2010'lardan itibaren adım adım uyguladı. Devletin bütün imkanlarını TÜGVA'ya, TÜRGEV'e açarak aslında zaten bunları büyüterek, yani şöyle bir şey uyguladı. Bütün cemaatleri bölme, mesela Gülen cemaatini bölmek için önce içeriden çok yoğun desteklediği isimler oldu. Kemalettin Özdemir onlardan bir tanesiydi. Bu isimlerle cemaati bölmeye çalıştı. Bölemedikten sonra terör örgütü faslına geçti. Cemaatle olan mücadelesi bir anda akşamdan sabaha ortaya çıkmadı. Yani bunun bir süreci var. Erdoğan net olarak şunu söyleyeyim. Türkiye'de Erdoğan'a biat etmeyen hiçbir siyasi hareketin, dini hareketin ayakta kalma şansı yok. Erdoğan'ın mantığına göre. Ha, Erdoğan başarır başaramaz ayrı bir konu. Burada şöyle bir ittifak söz konusu. Kemalist rejim, ulusalcı rejim zaten tamamından nefret ediyor. Bunu da Erdoğan eliyle tasvip ediyorlar. Çünkü Erdoğan eliyle bakın 28 Şubat'ta yaşanan şey neydi? Katı laik, katı seküler bir sistem dini hareketleri eziyor görüntüsü oluştuğu için ters tepti. Şimdi dindar muhafazakar bir cumhurbaşkanı, başörtülü polisler, yani o planın halka yansıyan yüzü Erdoğan şu anda. Onun eliyle tasfiye ediliyor. Dindar muhafazakar kitleler de Erdoğan'ın görüntüsünü aldanıp Kur'an okuyor, namaz kılıyor. İşte dindar mübarek bir insan. O, evet, bu şekilde dini hayatın bitirilmesi elini bizzat Erdoğan eliyle yapıyorlar. Nasıl ki merhum Erbakan döneminde ilim hatipleri kapattırdılar. Erdoğan döneminde de Türkiye'de dini hayatı bitirdiler. Bütün bunları bir kenara koyun. Son cümle olarak şunu söyleyeyim. Erdoğan döneminde dinin imajının nerelere geldiğine bir bakın. Hırsız, ahlaksız, tecavüzcü ne kadar üçkağıt varsa dindarlara atfediliyor şu anda. Peki haksızlar mı? Bu soruyu kendimize soralım. Ekrana yansıyan görüntü abartı mı? Bence değil. İşte tam bu noktada cemaatler meselesinin tartışılması da bunun üzerine bir planlamanın sonucu olarak da çıkıyor karşımıza. Doğan, senin peki kaldığın yerden devam edelim. Yani cemaatini kurmak istiyor dedin. Peki buradan itibaren Erdoğan'ın talebiyle cemaatlere yönelik planlarıyla derin devletin planlarının kesişim kümesi ne sence? Nerede buluşuyorlar ve bundan ne amaçlıyorlar? Ya muhtemelen Erdoğan'a biat etmiş, Erdoğan'ı bir dini lider kabul etmiş, halife kabul etmiş ve devletin kontrolüne böylece almış olurlarsa devlet dediğimiz yapının da buna çok büyük bir itirazı olmaz. Muhtemelen hedefi tamamen ortadan kaldırmaktır. Demin söylemeye çalıştım, alenen söylüyorlar, tamamen ortadan kaldırılmalı. Bu bir sosyoloji, bu ortadan kaldırılamayacak. Kalkacak bir şey değil zaten. Ama bu şekilde devletin tamamen kontrolüne gelmesi, Diyanet aracılığıyla, istihbarat aracılığıyla, başka kurumlar aracılığıyla tamamen devletin kontrolüne girmesi, o yapının da Türkiye'deki işte Kemalist, Avrasyacı şu an iktidar ortaklarının itiraz etmeyecekleri, destekleyecekleri bir şey. Alenen de destekliyorlar bunu. Erdoğan açısından da gerçekten hem kişisel ve siyasi motivasyonu açısından hem siyasi geleceği açısından bunu çok gerekli görüyor. Adem söyledi, hiçbir itiraz, hele dini camiadan gelen hiçbir itirazı kabul edecek durumda değil. Biraz önce söylediğim
İsmail Kara'nın sözlerinden bir atıfta bulunarak bitireyim istersen. Düşünün, 15 Temmuz'dan filan söz etmiyorum. 17-25 Aralık'tan bir süre sonraydı. Paralel yapı tartışmalarının yeri göğü inlettiği dönemde, Erdoğan'ın paralel yapı tartışmaları yeri göğü inlettiği, Fethullah Gülen'in yalancı peygamber ilan ettiği dönemde çok açık ifadeler İsmail Kara şöyle demişti. Bunu CHP iktidarı döneminde birisi yapsaydı, bırak CHP'yi, MHP iktidarı döneminde birisi yapsaydı Türkiye'de yer yerinden oynardı. Dini cemaatler ayağa kalkardı. Şu an hepsi destek veriyor dedi. Şimdi aslında şey tarafı, başta söylemeye çalıştığım şey de bu. Türkiye'deki dini cemaatlerde bir çürüme olduğu, çürüme yaşandığı, kuruluşundan itibaren çürüyen çok fazla tarafın olduğunu 17-25'ten sonra 15 Temmuz süreci gösterdi. Umalım ki hani o çok söylendiği halde temiz dini duygularla, dini hassasiyetlerle dini cemaatlere yaklaşan insanlar da dini cemaatlerin içerisinde ne tür çürümeler olduğunu bu süreç vesilesi bir kez daha görmüş olsunlar. Ben gerçekten bir şeyi asla unutamayacağım. Benim 15 Temmuz süreciyle ilgili en büyük şaşkınlıklarından bir tanesi. Yani düşünün ki Gülen cemaati mensuplarına, yüz binlerce insana yapılan işte tutuklamaktan aç bırakma yavarana kadar büyük insan hakları ihlalleri, zulüm, dini cemaatlerden, Türkiye'deki dini cemaatlerden hiçbirinden en küçük bir itiraz görmedi ve bazen zimden bazen alenen desteklendi. O nedenle belki bu şey açısından, bu gazeteci sınırını aşacak bu ifade, ama Türkiye'deki dini cemaatlerin geleceği açısından söyleyeyim. Umarım bu 15 Temmuz süreci onlar açısından da bir arınma tabii süreci. İyi söyledin. Ya meydanlardan bunların eşleri çocukları size helaldir diye fetva veren Balkanlıoğlu vardı. Yani bu sadece zımbi destek falan değil, direkt olarak dönemde, bunlar yani dinden çıkmıştır. Bunlar Müslüman değildir diye yani insanlar. Çarşamba cemaatinin, bir Adıyaman cemaatinin, bir Söylemeven cemaatinin en azından şunu, yani o hapishanedeki bebekler, ne bileyim kadınların doğumhaneden alıp götürülmesi, işkenceler, bunlarla alakalı ya bir dakika bilmeliydiler ama demediler. Diyemediler diyerek Hüsnü zannedeyim. Diyemediler diye Hüsnü zannedeyim ama ya inanın bak, ben Hüsnü zannetmeyeyim. Emevi Müslümanlığı dediğim bak şimdi, zaman kızıyor insanlar. Yani, bak Emevi Müslümanlığı da camileri tabii. Camileri Emevi camine çevirip dinli siyasetin elinde oyuncağa çevirdiler. Burada şu hatırlatmayı tekrar yapayım. Şimdi hani senin sorunda vardı ya, Erdoğan ile derin devletin hedefleri birleşiyor. Şimdi bakın, derin devletin Cübbeli Ahmet Hoca ile İsmail Ağa cemaati ile Adıyaman Menze cemaati ile bir derdi yok. Onların derdi özellikle Gülen cemaatiydi. Neden? Okumuş, eğitim sahibi olmuş, bürokrasiye girmiş insanlarla derdi var. Bizim Türkiye'deki klasik bildiğimiz devlet refleksinin çarşamba cemaatiyle bir derdi yok. Onlarla hiçbir zaman da olmayacak. Onlara karşı bir dertleri de yok. Çünkü o diyor ki mesela, daha dün TSK'dan emekli olmuş, Perinçek kadrosunda aktif rol almış birisi. İşte diyor ki TSK içerisinde Türkiye'deki herhangi bir cemaatten bir kişi bile olamaz diyor. Yargıcı çıkıyordu ki yargıda olamaz. Eğitimci çıkıyor, eğitimde olamaz. Hani 28 Şubat'ta çok duyardık ya, bizzat yaşadığımız. Eğer sen bir başörtüsü olarak okulda, üniversitede koridor silersen sorun yok. Ama akademisyen olursan ya da öğrenci olarak oraya girersen sorun var. İşte yine döndük dolaştık, aynı noktaya geldik. Peki şimdi bu biraz önce Doğan açtığı bir şeydi. Ben bu hafta Türkiye'den bir izleyicimiz aradı beni. Bir şekilde buldu. Şimdi çok ilginç geldi. Bu konuyla da alakalı geldiği için burada ben aktarayım. İsmi önemli değil arayanın. KHK mağduru. Bir KHK mağduru. 3 yıl önce işte 15 Temmuz sonrasında işinden atılmış. Adam diyor aç kaldık diyor, aç. Günlerce, haftalarca sadece makarnadan başka bir şey olmadı bizim evde diyor. Çocuklarımın taleplerine hiçbir şey de yapamadım, yutkundum diyor. Ondan sonra bir takım hastalıklar tetikliyor vücudu. Şu anda bayağı ilerlemiş bir hastalığı var. Sonra hastanede yatmış. Çok ciddi bir mağduriyetler yaşamış. Hala yaşıyor. Diyor ki birçok cemaatlerden benim dostlarım vardı. Pek çoklarının ellerinden tuttum vaktinde diyor. İmkanlarımı seferber ettim diyor. Ya bir teki aramadı ya diyor. Ya bir teki, ya geçmiş olsun. Diğer cemaat mensupları dostlarından bahsediyor. Ya bir geçmiş olsun der. Dedim ya şunu diyebilirlerdi en azından. Yani ben hastaneye gelirsem çok ödüm patlıyor. Acaba ben de fişlenirim diye. Tamam, bir aracı kanalıyla selam gönderir. Der ki ya ben çok korkuyorum.
Onun için kusura bakmayın. Yani sana bir alo bile diyemedim ama üzülüyorum. Bu dahi mi gelmedi? Bu dahi gelmedi. Hiç. Bilakis mutlu olma halleri de bazıları açısından söz konusu. Peki şimdi biraz önce konuştuk, bunun ikinci aşamasına gelin. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde cemaatlerin statüsü ne olmalı sizce? Ne diyorsunuz? Şimdi cemaatler, Türkiye cemaatler ve tarikatlar sivil İslam'ın yansıması olarak ifade edildi yıllarca. Diyanet de resmi devlet İslam'ının yansıması olarak ayrışıyorlardı. İnsanlar toplumda bir sosyolojisi vardı. O cemaatler içerisinde şu birçok sebepten dolayı, kimi kimlik arayışından, kimi kendi aidiyet arayışından, kimi manevi tatmin, her açıdan cemaatlere girdi. Şimdi buradaki tartışma bu cemaatlerin yeraltı olarak değil de resmi bir dernek üzerinden üyeleri olsun, kaydı olsun bunların, girişi çıkışı parasal hesaplarında her şeyi şeffaf olsun, demokrasi bunu gerektirir yaklaşımları var. Hani ileride Erdoğan'a bağlanır boyutu ayrı, Diyanet'e bağlanır mı bağlanmaz mı boyutu ayrı. Böyle bir talep de var. Yani olması gereken nedir sorusunu size sorayım ama geçen hafta kullandığım Anadolu'da bir tabiri ben burada izleyicilerden özür dileyerek tekrar edeyim. Yani ipin ucu puştun elinde diye bir ifade var. Şimdi şeffaflık yaparsın bütün cemaatleri. Hepsini armut gibi toplarlar arkasından. Yani Gülen cemaati da son dönemde işçi derneği şeyleri açtı, sendikaları açtı, öğretmen şeyleri açtı. Bütün öğretmenler, işçiler hepsi resmileşti. Hepsini daha da patır 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 topladılar. Ya böyle bir Türkiye. Şimdi bu Türkiye'de cemaatlerin şeffaflıkla alakalı boyutu sizce nasıl olmalı? Doğan. Bilmiyorum zor yani cemaatlerin geleceğini tartışmak işimiz niye? Mi? Biz planlamayacağız ama yani olması gereken sence nasıl olmalı? Türkiye, yani Türkiye'nin bir şartı var. Türkiye'de cemaatler boşu boşuna yer altında yani, değil. Yani yer altı derken yani kendi... Evet ya, ama öyle bir tabir var ya, senin başlattığın yerden söyleyeyim. Bunun yapılmışı var. Yapılmışı nedir? İşte Avrupa'dayız mesela. Dini özgürlükler teminat altına alınır. Örgütlenme özgürlüğü teminat altına alınır. İfade özgürlüğü teminat altına alınır. Yasal denetim gelir. Kim nasıl örgütlenmek istiyorsa öyle örgütlenir ve kimseyi ilgilendirmez bu. Devletlerin haddi ve işi değildir. Cemaatlerin, dini grupların nasıl örgütleneceği, ne yapacağı. Bu sadece ve sadece dini grupların ve örgütlerin bileceği şeydir. Yasal çerçevede, özgürlük çerçevesinde, şeffaf bir biçimde, dini özgürlüklerini kullanarak, fikir özgürlüğünü kullanarak istediği gibi örgütlenirler ve nasıl örgütleneceklerine de sadece kendileri karar verirler. Ne yapıp ne yapmayacaklarını kimse onlara dikte edemez. Ülkenin yasal şartları, örgütlenme özgürlüğü neyi gerekiyorsa onu yaparlar. Onu yapılması gerekir. İşte Avusturya'da, ben Avusturya'dayım, Almanya'da, Fransa'da, İsviçre'de, Avrupa ortalamasında gördüğümüz şey bu. Farklı farklı dini gruplar var. Hatta burada birkaç ülkede birden dini grupların yasal statüsü var. Yani belirli bir dini kimlik altında örgütlenme özgürlükleri var. Buna Müslümanlar dahil mesela Avusturya'da. Belirli bir cemaat adı altında, belirli bir tarikat adı altında örgütlenme özgürlükleri de var. Devlet bunları denetlediği takdirde, şeffaf hale geldiği takdirde, ideolojisini değil, fikriyatını değil, şiddete bulaşmadığı takdirde, kimin nasıl örgütleneceği sadece ve sadece o dini grupları ve insanları ilgilendirir. Devletin haddi bile değildir bununla ilgilenmek, olmamalıdır da zaten. Umarız Türkiye'de bir gün aynı şey gerçekleşir ama Türkiye'de şeyden, iddiaçı gelenekten gelen devlet nasıl kurtarılırdan şu an şeye dönüşmüş durumda. Türkiye'deki cemaatlerin geleceğine devlet ne yapmalı? Devlet hiçbir şey yapmamalı. Bence özgürlük zemini sağlamalı ve denetlemeli, bırakmalı. Denetlemeliğinden ne kastediyorsun? Yani çok basit sınırları var. Eğer dernekse, bir dernek nasıl denetleniyorsa, bir vakıfsa vakıf nasıl denetleniyorsa, eğitim kurumları kurmuşlarsa eğitim kurumları nasıl denetleniyorsa öyle denetlenmeli. Şimdi bakın çok net örnek, Avrupa'da, Avrupa ortalamasında, Almanya'da, Avusturya'da dini grupların, buna Gülen cemaati dahil, okulları var. Bunlar devletin resmi okullar, kurumlarına bağlı, bakanlığa bağlı okullar. Müfredatını kontrol ediyor, doğal olarak kontrol ediyor. Ama dini eğitim vermesinin önüne geçmiyor. Şiddeti teşvik etmediğiniz, terörü teşvik etmediğiniz takdirde burada öğrenciler okuyorlar. Ve onlara ben dini eğitim vereceğim deme hakkına sahip herkes. Ben çocuğuma dini eğitim vermek istiyorum ya da şu tarikatın eğitimini vermek istiyorum, bu dinin eğitimini vermek istiyorum deme hakkına sahip herkes. Bunun dışındaki devletin karışabileceği şey değil, devletin haddi olmamalı zaten.
O nedenle özgürlük zemini sağlandığı takdirde bu örgütlenme özgürlüğüdür. Dini özgürlükler çerçevesinde ele alınmalıdır ve bu olduğu takdirde sanıyorum öyle uzun boylu bir cemaat problemi de olmaz. Aynı soruyu Adem sana sorayım. Sen nasıl olmalı bu tartışma zemini, senin fikrin ne? Yani evet, Doğan güzel özetledi. Yani birincisi şu, Türkiye'de olduğu gibi olmamalı. Bu çok net. Yani Amerika örneğini söyleyeyim şimdi. Amerika deyince sen programı açarken ülke dışındasın dedin. Ona bir tahsis yapayım. Ülke içindeyim. Maalesef pasaportum pasaportum iptal edildiği için uçağa binemiyorum uzun zamandır. Amerika içerisindeyim. Bir konferans meselesiyle başka bir eyaletteydim ama sonuçta dönüyorum. Şimdi Amerika örneğinden hareketle söyleyeyim. Şimdi Amerika'da en radikal dini hareketi bile kurabilirsiniz. Dersiniz ki ben, ki bu Amerika tarihinde örneği çok. Yani bir tarikat gidip Idaho'da mesela, işte Wyoming'de dağın başında bir şehir kurdu mesela kendine. Böyle çok örnekleri var. Hatta Netflix'te şu an belgeseli dönüyor, Wild Country diye. Şimdi mesela bunun gibi örnekleri kurabilirsiniz. Ama temel espri şu: devlet dine karışamaz ve kanunlar nettir. Yani terörü desteklemediğiniz sürece, şiddete eğilim olmadığı sürece İstediğiniz dini eğitimi, istediğiniz dini doktrini gösterebilirsiniz, eğitebilirsiniz, aşılayabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Ve insanlar, devlet size üyelerinizi sorma hakkına da sahip değil. Bakın, Amerikan Anayasası'nın birinci maddesi, ek maddesi ifade özgürlüğüdür. Ve hani aslında bu tartışmanın konusu değil ama Amerikan Anayasası "We the people" diye başlar. Biz halk olarak girer. Yani devleti kutsayan bir şey yoktur. Önemli olan insandır, halktır. Şimdi burada diyor ki kardeşim, sen şiddete bulaşmadığın sürece, vergi kaçırmadığın sürece, usulsüz işlem yapmadığın sürece istediğin her şeyi yapabilirsin. Devletin haddine değildir, hukuku da değildir. Gidip kim hangi cemaate mensup oldu, hangi cemaatin üyesi falan, bunu sorgulayamazsınız bile. Bu direkt olarak ayrımcılık suçuna girer. Zaten kimse de bunu sormaz. Hatta mesela Amerika'da şöyle bir uygulama vardır. Birçok yerde anketler ya da anket değil de bilgi formlarında mesela bu soruya ben cevap vermek istemiyorum seçeneği vardır. Mesela Müslüman mısın, Hristiyan mısın, şu musun, bu musun, birçok yerde sorulmaz. Zaten bunu soramazsınız. Diyelim ki bir kendinize ait olduğunu düşündüğünüz bir soru soruldu. Bu soruyu cevap vermek istemiyorum seçeneği bütün şıklarda vardır. Çünkü bu sizin kendinizi rahatsız hissetmenize yol açacaksa, mesela orada yazar işte cinsiyetiniz ya da işte milliyetiniz. Bu soruya cevap vermiyorum dersiniz direkt olarak. O tamamen sizin kendi tercihinizdir. Yani bu kadar özgürlük alanı geniş. Diyorum ya, suç işlemiyorsanız, evet, vergi kaçırmıyorsanız her şeyi yapabilirsiniz. Türkiye'de olması gereken de bu. Yani yoksa Türkiye'de devletin dini kontrol etmesini nelere ulaştınız? Zaten Türkiye tarihi örnekleriyle dolu. Ama dernekleştiği sürece bu Türkiye şartı. Amerika, Avrupa değil Türkiye. Devletin kendi görüşünün dışındaki cemaatleri kapama. Yani dernek müsaade etmeme, ne bileyim, üzerine gitme fırsatı da doğacak. Yani çünkü onay makamı olarak ben bunu onaylamıyorum kardeşim noktasında. Onun için Türkiye bu konuda sağlıklı bir ülke değil. Yani hangi demokratik... Ya devletin sarı basın kartlarını iptal ettiği bir ortamda, işte işine gelmeyen gazetecinin basın kartını bile iptal ettiği bir ortamda. Yok artık turkuaz basın kartları Adem. Turkuaz, evet, basın kartları iptal ediyor. O da ayrı bir fecaat. Hadi diyelim ki ya şöyle bir şey. Furkan Vakfı'nın bütün her şeyini iptal ettiler. Cemaatin her şeyini iptal ettiler. Yıllarca cemaate şeffaflaşın şeffaflaşın diye bağıran çağıran insanlar gazete abonelerini tuttular. Abi tuzak işte, binlerce tuzak. İnsan bu yüzden yani soruşturma işte geçiyor. Yani bugün de o şeffaflaşma taleplerinin ben bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Yani sağlıklı bir Türkiye olsa şeffaflaşma kadar güzel bir şey var mı ya? Ama Türkiye... Yani yıllarca cemaate işte ortaya çıkın şeffaflaşın dendi. İnsanlar gittiler, öğretmen sendikalarına üye oldu, gittiler işçi sendikalarına üye oldu. Ne güzel bir şey, sendikalaşma teşvik edildi. Sonra bir baktık ki meğerse bunların hepsi insanların fişleme listeleri için, zemin hazırlamak için yapmışlar ve sonra bu listelerde olan herkes tutuklandı. 500 küsür bin kişi sırf bu yüzden gözaltına alındı. Ben yakinen biliyorum. Bir dosya. Yani hani suç değil ama hani bankasede parası yok. Çocuğunu cemaatin okuluna göndermemiş. Öğretmenin ihraç edilmesinin ve şu anda yargılanıyor olmasının tek nedeni öğretmen sendikasına üye olması. Hı hı.